İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Sekeyland Ulusal Futbol Takımını 5-0 gibi bir skorla yendi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Zvartnots Havaalanı'nın genişletilmesi hakkında konuşuluyor. Bu çok iyi bir haber. Stepanakert'te bir dans flash mobu düzenlendi. Kürtler Türk ordusuna karşı yeni saldırılar başlattı. Şam'ın otobüs garı 7 yıl aradan sonra tekrardan açıldı. Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan Bundestag kararının uygulanmasına adanmış bir etkinlik Hannover'de gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti ile İngiltere Savunma Bakanlıkları Orkestralarının ortak konseri Yerevan'da gerçekleşti. B grubuna dahil olan Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı, Sekeyland ile yaptığı karşılaşmayı 5-0 gibi bir skorla kazandı. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımından Zaven Badoyan, David Hovsepyan, Vartan Bakalyan, David Minasyan ve Arman Aslanyan golleri attılar. Güney Osetya, Padanya'yı 2-1 yendi. Arsak Cumhuriyeti takımı Çamerya'ya 4-1 yenildi. Grubun diğer maçında ise Abhazya, Sapmi'yi 1-0'la geçti. İki turdan sonra A grubunda Abhazya 6 puanla lider, ikinci ve üçüncü yerleri işgal eden Çamerya ve Arsak Cumhuriyeti takımlarının 3'er puanı bulunuyor. Grubun son sırasında bulunan Sapmi'nin ise 2 yenilgisi var. B grubunun lideri 6 puanla Güney Osetya takımı olurken, ikinci ve üçüncü sırayı 3'er puanla Batı Ermenistan ve Padanya takımları paylaştı. Sekeyland takımı henüz gol atamadı ve sonuncu sırada yer aldı. Grubun üçüncü turu bugün gerçekleşecek. Askeren'de Güney Osetya Sekeyland saat 16'da, Martuni'de Arsak Cumhuriyeti Abhazya saat 18'de, Mardakert'te Çamerya Sapmi saat 18'de, Stepanakert'te Batı Ermenistan Padanya saat 20'de. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ernekyan ailesinin faaliyeti çok takdir edilmektedir. En az iki alandaki Ernekyan ailesinin ve Korporasyon Amerika adlı şirketin faaliyetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti'nde dönüm noktası olduğunu açıkça belirtebiliriz. Bu sözleri Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan 4 Haziran'da bugün Korporasyon Amerikan Havaalanları Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dile getirdi. Paşinyan'ın sözlerine göre, İlki Korporasyon Amerika şirketi başkanlığında bulunan Zvartnots Uluslararası Havaalanı'dır. Bu şirketin gelmesiyle birlikte Ermenistan'da yeni bir hava taşımacılığı kültürü oluştu. Ernekyan ailesinin faaliyetlerinin büyük önem taşıdığı ikinci alan şarap üretimidir. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti'nde şarap imalatı çok hızlı gelişiyor. Şimdi Zvartnots Havaalanı'nın genişletilmesi hakkında konuşuluyor. Zvartnots'un maksimum kapasiteye ulaşması iyi bir haberdir. Arsak Cumhuriyeti'nin Eğitim, Bilim ve Spor ile Kültür, Gençlik İşleri ve Turizm Bakanlıklarının ortak girişimiyle Bağımsız Futbol Birlikleri Federasyonu CONIFA 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası etkinlikleri çerçevesinde Stepanakert'teki Rönesans Meydanı'nda bir dans flash mobu düzenlendi. Arsak Pres muhabirine göre Stepanakert Ortaokullarının bu yılki mezunları flash mob sırasında ulusal ve yabancı danslar sergiledi. Etkinliğe Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Eğitim ve Bilim Bakanı Narne Ağabalyan, Kültür Gençlik İşleri ve Turizm Bakanı Lernik Ovanisyan, devlet yetkilileri, konuklar ve diğerleri katıldı. Kürt askeri birimlerinde Mayıs ayı sonlarında bazı faaliyetler gözlemlendi ve 1 Haziran'dan itibaren Kürtler Türk ordusuna karşı yeni saldırılara başladı. Kürtler Suriye, Irak ve Türkiye olmak üzere 3 yönden saldırıyor. Şu ana kadar Kürt militanları, Türk faşist ordusunun denetimi altında bulunan bir takım Suriye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Irak Kürdistan'ı topraklarında ise ani baskınlarda bulunarak Türk ordusu askerlerini pek çok yerleşim birimlerinden attı. Partizan çatışmaları sonucunda Türk tarafının insan kayıpları mevcut. Bu konuda Türk tarafından gelen bilgiler çok kısıtlı ve yasaklı. Kürt tarafında ise Türk tarafına verdirilen büyük kayıplardan bahsediliyor. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin başkenti Şam'ın Kabun semtinde savaş nedeniyle 7 yıl ara verildikten sonra otobüs garı çalışmaya başladı. Otogar ülkenin kurtarılmış hemen hemen tüm bölgelerine otobüs hizmeti sunmaktadır. Otogar müdürü yaptığı açıklamada her gün sadece Kamışlı'ya 342 kişi gönderiyoruz. Daha önce bunu yapmak imkansızdı dedi.
Otobüs şoförü İsa Halebiya ise konuşmasında, "Bugün Hama'ya gidiş ve geliş olmak üzere iki seferim var. Otobüste boş yer olmuyor. Durum dengelendi ve bilet fiyatlarının da oldukça uygun olduğu" ifadesini kullandı. Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti ülke ekonomisini ayağa kaldırmak, mültecileri sakin hayata döndürmek ve yerlerinden olmuş kişilerin yurt dışındaki kamplardan geri dönmelerini sağlamak için büyük çabalar sarf ediyor. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Hannover şehrinde 6 Haziran tarihinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Aşağı Saksonya bölgesinde Bundestag kararının uygulanması adlı etkinlik düzenlenecek. Hannover Tarih Müzesi, Hannover Kültürel Bellek Müzesi, Alman Ermeni Derneği, Hannover'in Ada ve Theodor Lessing Halk Okulu etkinliğin sponsorluğunu üstlenmiş durumdalar. Tasarıda konunun 20. yüzyılın etnik çatışmaları hakkında bilgi veren okul müfredatına dahil edilmesi gerektiği özellikle belirtilmektedir. Ortak düzenleyiciler, konu hakkında kararın neden o bölgede henüz uygulanmadığını anlamak veya resmi görüşlerini öğrenmek için Aşağı Saksonya Parlamentosu'nun tüm Landtag fraksiyonlarına başvurdular. Etkinlik çerçevesinde bu tür konular tartışılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Genelkurmay Özel Askeri Orkestrası, İngiltere Birleşik Kraliyeti Savunma Bakanlığı'nın Salamanca adlı orkestrası ile İngiliz ordusunun trompetçilerinin ortak konseri Yerevan'ın Özgürlük Meydanı'nda gerçekleşti. Armen Press'in haberine göre açık hava konseri 4. kez düzenlenmektedir. Konserde Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Vekili Gabriel Balayan, İngiltere'nin Ermenistan'daki Büyükelçisi Judith Farnworth ve Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri hazır bulundu. Salamanca Orkestrası'nın ve İngiliz ordu trompetçilerinin bu ziyareti, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile Birleşik Kraliyet Savunma Bakanlığı ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki İngiliz Büyükelçiliği tarafından düzenlendi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Musaler adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Berat Arts adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.